Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün günlerden 10 Kasım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü. 10 Kasım'da Atatürk'ü anarken bugün çok önemli bir organizasyon İstanbul'da kapılarını açıyor. Saha Expo Fuarı. Saha, savunma ve havacılık şirketlerinin bir araya gelip oluşturdukları bir kümelenme. Amaç Türk savunma sanayine, havacılık sanayine teknoloji geliştirmek, ürünleri millileştirmek ve ihracatla birlikte yeni bir gelir kalemi oluşturmak ve bu ülkenin katma değer gücünü arttırmak. Saha Expo'ya çok sayıda şirket katılıyor. Gördüğünüz gibi savunma ve havacılık sektörümüzün devleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Aselsan, Havelsan, Roketsan gibi devlerin yanı sıra çok küçük şirketler bile bu fuar içerisinde, organizasyon içerisinde yer alıyorlar. Amaç büyük şirketlerle işbirliği yapabilmek. Giderek artan yabancı ziyaretçilerle birlikte yeni iş imkanları oluşturabilmek, bir sinerji oluşturabilmek. Şimdi fuarı birlikte dolaşıyoruz. Fuarı gezmeye Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın standından başlıyoruz. Standın ev sahiplerine göre sağ tarafında hemen helikopter hattı yer alıyor. Gördüğünüz Atak 2 helikopteri, ağır sınıf taarruz helikopteri. Bu helikopter özgün sistemlere sahip olacak. Çok sayıda videosunu hazırlamıştık zaten. Motor konusunda Ukraynalılarla bir işbirliği yapılacak ve sistem ağır sınıf taarruz helikopteri olarak Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterine gidecek. Önemli bir helikopter projesi. Burada önemli olan, her zaman anlatıyoruz, ortak sistemlerin geliştirilmesi. Gördüğünüz motor ve transmisyon sistemi bir helikopterin kalbini oluşturuyor. Bu sistem alınacak. Hemen Atak 2'nin yanında T-129 var. Burada görmüş olduğunuz 10 tonluk genel maksat helikopterinin transmisyonu ve motorları olacak. Zaten bir sistemi geliştirdiğiniz zaman diğerlerine adapte etmek çok daha kolay. TUSAŞ ilk olarak T-129 ataklarda bu transmisyon sisteminin tasarımıyla ilgili, biliyorsunuz bu projede Leonardo, İtalyan Leonardo şirketiyle ortak TUSAŞ burada bir geliştirme çalışmasına katılmıştı. Buradan elde edilen teknolojiyi geçtiğimiz Teknofest'te uçuşlarını seyrettiğimiz, konularını yaptığımız T-625 Gökbey helikopterine adapte edildi. Gökbey 6 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip çift motorlu 5 palli bir helikopter. İlk kullanıcısı da gelecek yıl sonundan itibaren Jandarma Genel Komutanlığı olacak. Karşılığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllardır kullanılan UH-1 helikopterler ama UH-1'in daha üzerinde kapasiteye, taşıma ve personel taşıma kapasitesine sahip olacak. Ve TUSAŞ açısından gelecekle ilgili planlar döner kanat üzerine çok önemli bir yer alıyor. Ve ben eminim ki TUSAŞ bu konuyla ilgili nasıl T-129 atakları ihraç ettiyse, tabii motorda yaşanan sıkıntıları da çok fazla sayıda videoda da sizlerin gündemine getirdik. Pakistan'a mesela Amerika Birleşik Devletleri motorunu vermiyor ama bu diğer projelerde yurt dışından özellikle Ukrayna ile birlikte yapılan motor anlaşmalarıyla birlikte aşılacak gibi, bu açıdan TUSAŞ'ın döner kanat projeleri büyük önem taşıyor. Saha Expo'nun, Saha İstanbul'un kuruluşunda tabii ki Baykar grubunun çok önemli katkıları var. Hemen TUSAŞ'ın karşısında da Baykar'ın standı yer alıyor. Baykar'ın da malum şu anki envanterdeki 3 tane teslim edildi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. En önemli insansız hava aracı, Akıncı insansız hava aracı. 29 Ağustos'taki törenle resmi kabulleri gerçekleştirilmişti. Arkasından peyderpey uçaklar Batman'a doğru yola çıkmaya başladı. Batman'da uçuşlarına başladı. Yakın zamanda bu uçakların yaptığı keşif, yaptığı operasyonlarla ilgili de haberler almaya başlarız. Baykar'ın standlarındaki bir önemli konu da arkada gördüğünüz aviyonik sistemlerle ilgili konulan bilgiler, objeler. Şimdi isterseniz gelin onlara yakından bakalım. İnsansız hava aracı dediğimiz zaman görüntü tabii ki böyle bir ufak uçak büyüklüğünde, bir basit gelebilir size ama içerisindeki sistemler çok önemli. Ve o kadar çok detaylı sistemler var ki bu son gelişmelerden sonra işte yaşanan ambargolar veya yapılan geç teslimatlar gerçekten üretimi derinden etkiliyor. Bu sistemlerin millileştirilmesi, yerli imkanlarla üretilmesi için tüm sanayi kuruluşları bir çaba içerisinde. Baykar'ın standında da bu sistemler konusunda bazı detaylar verilmiş. Örneğin Roketsan'ın BMU ve Turne TK ünite setleri, HVT radyo ünitesi, hava veri kayıt sistemi gibi sistemler bu şekilde, veya burada görüyorsunuz Baykar'ın yapay zeka bilgisayarı gibi çok görüntü olarak ufak ama çok çok önemli sistemler görüyorsunuz burada. Örneğin ön iniş takımı teker dümen servosu. Yani uçak indiği zaman o tekerin hareketlerini bu gördüğünüz servo veriyor.
Ve burada da önemli konulardan biri Bayraktar Teknoloji'nin ürettiği sistem bataryası, hemen altında güç kontrol ünitesi, yardımcı görev bilgisayarları. Bunlar böyle bir kutu gibi görüyorsunuz ama içindeki işlemciler, çipler, sistemler gerçekten bir İHA'yı İHA yapan sistemler. İHA'yı her ne kadar tasarlasanız da bu sistemlere sahip olmadığınız zaman işte minicik bir sistem, minicik bir detay bu İHA'nın tam anlamıyla görev yapamamasına neden olabiliyor. O yüzden bu sistemler en az İHA tasarlamak kadar önemli adımlar. Saha Expo'nun az sayıdaki yabancı katılımcılarından biri de Ukrayna merkezli Ivchenko Motor Şirketi. Ivchenko Sovyetler Birliği döneminden bu yana çeşitli turboprop ve çeşitli jet motorlar üretiliyor. Bunlar farklı farklı hava araçlarında, eğitim uçaklarında, çeşitli yolcu uçaklarında ve helikopterlerde bu motorlar kullanılıyor. Bu motorla ilgili olarak geçtiğimiz yıllarda Baykar önemli bir ortaklık imzalamıştı Ivchenko ile beraber ve özellikle bu görmüş olduğunuz Akıncı'da kullanılan AI-450T tipi turboprop motor konusunda bir anlaşma yapılmıştı. İlk etapta bu motorlardan toplam 30 adet teslim edilecek ve Akıncı'da bu motorlar kullanılmaya başlayacak. Akıncı zaten Türkiye'deki İHA sistemleri arasındaki en büyük insansız hava aracı sistemi olduğunu belirtelim. AI-450T'nin özelliklerine bakarsak yaklaşık 450 beygir gücünde güç üretiyor ve yaklaşık irtifa olarak baktığımız zaman 3000 metrede 280 beygire bu, yani yüksek irtifalarla birlikte düşüyor ve hava aracını saatte 500 km hıza kadar çıkartıyor ve yaklaşık ağırlığı da bu motorun 157 kilogram. Turboprop motorların aslına baktığımız zaman iç yapısı olarak jete benzer bir türbin teknolojisi var. İçeride oluşturulan güç de gördüğünüz pervanelere veriliyor ve yüksek hız bu şekilde elde edilmiş olunuyor. İmalatçının farklı farklı jet motorları olduğunu söylemiştin. Yandaki motora doğru baktığımız zaman bu motor şirket içerisindeki ailenin AI-322F turbopan. Afterburner'la bu motor çalışabiliyor. Afterburner art yakıcı. Yani motordan çıkış sırasında tekrar yakılarak ekstra bir güç elde ediliyor. Ve bu sayede çok daha yüksek hızlara, özellikle savaş uçakları, jet savaş uçakları kalkış sırasında bunları kullanıyorlar. Bu motorda yaklaşık 4200 libre itiş gücüne sahip. Ve boş ağırlığı da bu motorun 560 kilogram. Çeşitli eğitim uçaklarında bu motorların kullanıldığını ifade etmemde fayda var. TUSAŞ'ın standında size Atak 2 ve 10 tonluk genel maksat helikopterlerini göstermiştim. Bu konuda da Ukraynalı şirketle bir iyi niyet anlaşması yapıldı. Malum geçmişte bu tür motor konularında daha Amerikalı kaynaklardan motorlar alınırken bunları ihraç edeceğimiz zaman çeşitli izin sorunları ortaya çıkılıyordu. Ukrayna ile bu konuyla ilgili iyi niyet anlaşmaları yapıldı. İlk etapta Atak 2'de Ukrayna motoru kullanılacak. Daha sonra da bu motor versiyonunun 10 tonluk genel maksat helikopterde de kullanılması planlanıyor. Saha Expo fuarında aslında asıl amaç ufak şirketleri büyük şirketlerle bir araya getirmek, daha fazla tedarikçi oluşmasını, savunma ve havacılık sanayinde daha fazla şirketin girmesini, teknoloji paylaşımını sağlamak. Büyük savunma şirketlerimize baktığınız zaman yüzlerce alt tedarikçi şirkette çalışıyor. İşte onlardan biri de Havelsan. Bugün bir tören yaptınız ve tedarikçilerinizle bir araya geldiniz. Büyük bir savunma şirketi için, bu Türkiye, Amerika, Rusya için herhalde fark etmez, tedarikçi ne anlama geliyor? Hemen söyleyeyim. Ondan önce kısaca hemen şeyden bahsetmek istiyorum. Havelsan bildiğiniz üzere komuta kontrol savunma teknolojileri, simülasyon otonom platform teknolojileri, anayurt güvenliği, siber güvenlik ve bilişim konularında faaliyet gösteren bir vakıf şirketi. Dolayısıyla biz büyük bir şirketiz. Biz şey olarak tedarikçilerimizle bu büyük projeleri gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü tedarikçilerimizin her birinin kendi uzmanlık, spesifik uzmanlık alanları bulunmakta. Dolayısıyla biz büyük projeleri çözümü geliştirirken, tasarlarken tabii ki her bir yetkinliğe, her bir uzmanlığa sahip değiliz. Olamayız da, böyle bir şey beklenemez de.
Biz kendi ekosistem veri tabanımızdaki 700'e yakın tedarikçimizle, bu tedarikçilerimizle A'sını A kategorisi, B kategorisi, C kategorisi olarak puanlayıp değerlendiriyoruz. Bizden istenen projeleri, teslim etmemiz gereken projeleri geliştirirken, tasarlarken bu tedarikçi şirketlerimizin know-how'larından, birikimlerinden, uzmanlıklarından faydalanıyoruz. Bugün siz de gördünüz, şahit oldunuz, güzel bir tören gerçekleştirdik. Törenimizde en az iki kere üst üste en az iki kere A puanı alan, 90-100 aralığı puan alan şirketlerimiz, 24 adet şirketimize bir ödül töreni gerçekleştirdik. Güzel bir ödül töreni oldu. Biz de heyecanlandık, onlar da heyecanlandı. Beraberce onlara yönetim kurulu başkanımız Celal Sami Tüfekçi Bey başkanlığında bu töreni gerçekleştirdik. Tekrar onlarla konuştuk. Bu fuarda da onlarla beraber toplantı yaptık, konuştuk. Savunma Sanayi Başkanlığımızın Endüstriyel Yetkinlik ve Değerlendirme Programı var. Biz burada da proaktif olarak çalışıyoruz, destek veriyoruz ve bundan çok mutluyuz. Savunma Sanayi Başkanlığımız, Sanayileşme Daire Başkanlığı da bu dahlimizden, desteğimizden mutlular. Bu EYDE programı sayesinde ne oluyor? EYDE programı sayesinde ortak bir kriter seti, ekosistemimizdeki firmalar gereksiz bürokrasiyle uğraşmadan, ikinci bir değerlendirmeye tabi tutulmadan bizim faaliyet alanlarımızla örtüşen firmalar o EYDE sistemindeki kriter setinden geçiyorlar, değerlendiriyorlar. Ondan sonra tekrar şu şirkette değerlendirilsin, tekrar bu şirkette değerlendirilsin diye zaten tedarikçilerimizin hani adı üstünde hani kaynak gücü belli, küçük orta ölçekli şirketler. Onları yormadan bu program sayesinde biz onları kendi ekosistem veri tabanımıza dahil ediyoruz. Daha fazla şirketin girmesi için Savunma Sanayi Başkanlığı bu konuda çok destekliyor şirketleri. Doğru, doğru. Bir şirketin ufak bir kopya bile olsa Havelsan'la çalışması için ne öneriyorsunuz onlara? Önerimiz şu, bir an önce biraz önce bahsettiğim EYDE programını incelesinler, genel bir fikir sahibi olsunlar. Savunma Sanayi Başkanlığı ilgili o web sitesinde ilgili bilgiler var. Nasıl dahil olabilecekleriyle ilgili temasa geçsinler. Ondan sonra zaten süreç başlıyor. Onlara bu konuyla ilgili ilk temel bilgiler veriliyor. Daha sonra ilk yapması gerekenler hani firmaların kurumsallığı ile ilgili belli kriterler var. Bunları sağlıyorlar mı, sağlamıyorlar mı? Bunun bir denetlemesi yapılıyor. Yapıldıktan sonra onlara bir yol haritası çıkıyor, ödevler çıkıyor. Onları gerçekleştiriyorlar. Sonra zamanı geldiği zaman, kendilerini hazır hissettikleri zaman bu değerlendirme yapılıyor. Ve ondan sonra değerlendirildikten sonra EYDEP değerlendirme puanıyla işte Aselsan, Havelsan, Roketsan, diğer savunma sanayi kurumları bu şirketleri faaliyet alanlarına örtüşmesi olduğu zaman bu firmalar kendi ekosistem veri tabanına alıyorlar. Biz bunlardan fırsat geldiği için ben tekrar bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi büyük şirketler olduğu gibi pek çok sayıda da startup firması bulunmakta. Bu startup firmalarımızda da, teknokentlerimizde akademisyen hocalarımız olsun, mühendisler olsun çok farklı spesifik yetkinlikler bulunmakta. Biz bunlardan da istifade ediyoruz. Proaktif bir şekilde aylık olarak taramalar gerçekleştiriyoruz. Ne demek taramalar gerçekleştirmek? Bunu biz Havelsan olarak teknokentlerimizdeki firmalarla ilgili önceden çalışıyoruz. Hangi firmalar var? Malum teknokentlerin web sitelerinde bu firmaların iştigal alanları, faaliyet alanları, uzmanlıklarıyla ilgili genel bilgiler var. Biz o ön çalışmayı yaptıktan sonra biraz daha detay bir şekilde teknokent yönetimleriyle temasa geçip bu firmalara kendimizi tanıtıyoruz. Kendi ürünümüz olan video konferans ürünü diyalogdan toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ama şimdi malum biraz pandeminin şeyin azalmasıyla, etkilerin azalmasıyla yüz yüze de yaptığımız toplantılar olmaya başladı, artmaya başladı. Ama o olmayan durumlarda diyalog video konferans ürünümüz üzerinden Teknokent yönetimi, işte ilgili firmalarla Havelsan neye ihtiyaç duyuyor? Hangi alanlarda, hangi uzmanlıklara ihtiyaç duyuyor? Bu firmalara bunun tanıtımını yapıyoruz ki onlarda bir farkındalık oluşsun, bizi tanısınlar, biz onları tanıyalım. O şekilde proaktif bir şekilde de firmaların sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Umarım daha fazla genç insanımız, startuplar, yeni girişimler
hobilerimiz bu sektöre girerler. Çünkü bu sektörde kapıyı işte Havelsan gibi devlerle açınca dünyaya açılma imkanına kavuşuyorlar. Çok teşekkürler verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz bu fırsat için. Çok teşekkürler. Sağ olun.